Her şeyi tek başıma tezgahladım. Suçsuz olduğumu anlatmak için de Cemal'in deposunu kaldırdım. Sonra onunla temasa geçtim. İtiraf alabilmek için. Çaldığım malları koz olarak kullandın, öyle mi? Yoksa Cemal Kansız'ı suç üzerine yıktığı, cinayet üzerine yıktığı biriyle niye müzakere etsin ki? Selim Savcı ile sen mi temasa geçtin? Akgün kendisi benimle temasa geçti. Sadece bana teslim olacağını söyledi. Başkomiser Ali ile beraber Cemal denen katil zanlısı şahısla buluştukları noktaya Akgün'ü almaya gittik. Seni oraya her şeye şahitlik etmek için özellikle çağırdı. Savcımın hadiseye bizzat tanıklık etmesi babında buluşma noktasına evet ben çağırdım teslim olacağım diye doğrudur. Selim Savcı seni görür görmez niye tutuklamadı? Biz buluşma noktasına gittiğimizde Akgün Gökalp Taşkın itirafı almıştı. Ses kayıt cihazı yerleştirmiş üstüne. Sonra Cemal isimli şahıs Akgün Gökalp Taşkın'a ateş etti. Siz de bu olaya tanıklık ettiniz. Ben gözümü açtığımda savcım başımdaydı. Olan biten her şeyi anlattım, ifademi verdim. Ses kayıt cihazını önüne koydum. O da yapması gerekeni yaptı. Beni tutukladı, merkeze getirdi. Ses kaydında Cemal isimli şahıs Ferhat Yağız cinayetini itiraf etti. Sayın Başsavcım, ben kaydı dinledim. İtiraf oldukça net. Bizim tanıklığımız ve deliller paralelinde şahsın tutuklanmasını talep ettim. Şu an gözaltında. En zor olan soruyu sormakta mükellefim. Akgün Gökalp Taşkın kaçak durumdayken ona yardım ettin mi? Haşa. Savcımla asla temasımız olmadı bizim. Nerede saklandın? Ormanlık alanda, orada burada. Selim Kara sana yardım etmedi yani. Onun evinde hiç kalmadın. Koskoca Cumhuriyet Savcısı. Bir kanun kaçağını niye yamacında tutsun savcım? Evinde kaldığını gören, ihbar eden var. Bu konuyla ilgili evimde kolluk kuvveti bir arama gerçekleştirdi. Fakat ihbar asılsız çıktı. Gayri resmi soruyorum Selim. Oğlan kaçakken hukuk dışına çıkmadın değil mi? Ben de size resmi olarak cevap vereyim Sayın Başsavcım. Çocuğun suçsuz olduğu ortada. Kaçırdığı malların yerini bile bizzat kendisi tarif etti. Mallar ele geçirildi. Ben çocuğu daha fazla burada tutmayı düşünmüyorum. Ben gidebiliyor muyum artık? Arkadaşlarınla depoya yaptığın operasyon, polisten kaçman, bunlar göz önüne alındığında bana kalsa seni mahkemeye çıkarırdım. Allah'tan sana kalmıyor savcım. Meslektaşının evine aramaya mı çıkaran bir adam bu çocuğa kim bilir neler yapacaktı. Kalk Akgün gidiyoruz. Otur, işimiz bitmedi. Çocuğu gözaltında tutmaya devam etmek istiyorum Selim savcım. Tutamazsın savcım, tutamazsın. Tutamazsın, öyle bir şey olmaz. Cemal denen şahsın iddianamesini ben hazırladım. Ferhat Yağız davası benim dosyam. Cemal o davanın faili. Bu ne demek oluyor? Akgün'ün mahkemeye çıkmasına gerek görmüyorum demek oluyor. Ayrıca başsavcıyı aramışsın. Kendisiyle sohbet ettik. Benim anlattıklarım, Akgün'ün ifadesi, onları karşılaştırırsın. Eğer ekstra bir tedbir alınması gerekiyorsa alırsın, konu kapanır. Hakkı kişisel görürüz. Husumetlerimizle üzmeyelim birbirimizi. Çocukla geçmişinizi gerekçe göstererek zanlının avukatı sizden şikayetçi oldu. Mafyanın avukatı diyeceksin savcım, mafyanın avukatı. Önce o avukat delilleri inceleyecek. Adli tıp raporlarına bakacak, ses kaydına bakacak, benim tanıklığıma bakacak. Ondan sonra benim bu çocukla olan kişisel geçmişimi sorgulayacaksınız. Tamam. Ayrıca bu masaya yatırdığınız hayat 20 yaşında bir çocuğun hayatı. Bu çocuk bütün bedelleri ödedi bunun için. Akgün bu davanın sanığı değil tanığıdır. Konu kapandı. Çocuğun gençliğini çalmayalım boşuna. Tamam savcım? Hadi kalk. Selametle savcım. Gelişim. Ezberlediğim her şeyi bir bir okurum savcım içeride. İnşallah ikimiz de yırtarız bu mevzuda. Benim derdim senin mesleğine, kariyerine bize var gelmesin. Oğlum bak suç belli, suçlu ortada. Biz çevresinden dolaşsak nihayetinde doğru davrandık. Ama sen böyle manyak manyak işler yapmasın arkamdan. Ben de böyle etik değerlerini sorgulamayacağım. Dingil herif. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ama değil mi? Sen nefes alıyor musun lan hala? Cemal! Sanki öleceksin lan sen, öleceksin! En son hani bana 20 yıl veriyordun lan sen, ne oldu? Sancının gölgesini kurtaracak lan seni! İddianameye bunu da ekleyelim sonra! Ölüm tehdidi ha, ölüm tehdidi! Beyler götürün. Bak bu da benden olsun, promosyon! Götür! Götür! Lazım olacak sana! İçeriye dur, atlet yollayacağım lan sana ben! Lan bir sus lan, bir sus, bir sus! Ben ne diyorum sen, ne yapıyorsun ya? Oğlum ben sürekli arkanı toplamak zorunda mıyım ya? Bir kendine gel lan. Tamam sadece affet, özür dilerim ya. Ne üzülüyorsun ya? Güdüsel davrandım işte. Allah Allah ya. Geldi içimden tutamadım, sistem ettim. Yürü. Özür dilerim. Her gördüğüne dalıyorsun ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.